Öyle değil. Ailenin durumunun iyi olduğunu anlıyoruz. Ha. Bu da hani çok ilginç. Bununla ilgili bu rant yani kavgası ile ilgili. Nüfuz olarak çok fazlalar. Onu rant söyleyeyim. Rant kavgası ile ilgili yani bir şeyden olarak da çok güçlüler. Mehmet çok üst üste biniyor seslerimiz. Sorduğu için. Söyleyeyim. Evet. Yani seyircilerimiz, radyodaki seyircilerimiz de daha rahat anlasınlar diye diyorum. Bu bağlantıyı niye konuşuyorlar diyecekler. Aile varlıklı olabilir, şu olabilir. Bir emlakla ilgili bir şey olabilir. Bir ama hala benim aklıma yani intikam almak için, gözdağı vermek için bir çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali çok düşük gibi geliyor ama her şey ihtimal dahilinde tabii. O cümle, ifadeleri bir daha alabilir miyiz Melih Altun'a? Geliyoruz. O cümle jandarmanın aslında sorusu ben şunu olarak sormak istiyorum. Dinliyoruz Sinan, buyur. Bence bütün soruların cevabı yarın bir olacak. Öyle. Çünkü adliye yarın mahkemeye sevkili çıkacaklar. Adliye de çekiyor. Tabii yarın 22 şüpheli yarın artık hakim karşısına çıkacak. Ve artık detaylı bir şekilde burada aslında her şey belli olacak. Belli olacak. Kafacık yani. Sözünü böldük. Yarın düğüm çözülebilir. Daha tamam. daha önemli bir şey söyledi Sinan. Çünkü şimdi 22 şüpheliden bahsediyoruz. Herkesin evet, ayrı ayrı sorgusu, ifadesi alındı. Hı-hı. Kaç evet gündür? Bak yar 48 saat geçti. Jandarmadaki işlemleri bitmedi. Savcılığa sevk etmediler. Evet. Doğru. Bugün getirmesi bekleniyordu. Bugün de olmadı. Ek gözaltı kararı daha verildi. Yarın sabah Bakan Bey de açıkladı sanırım. Yarın sabah Diyarbakır Adliyesi'nde biz de burada olacağız. Evet, daha net bilgilere ulaşacağız diyorsun. Sadece yarın sabah ifade verecekler. Evet, anladım. Tabii yarın, bence yarın her şey çözülebilir. Tamam Sinan. Buyur Gaffar. Tabii Sinan çok önemli bir noktayı söyledi. Ben başka bir şey söyledim ama bu daha önemli. Şimdi yarın her şey çözülebilir ya da yarın her şey daha da içinden çıkılmaz hale gelebilir. Çünkü benim incelediğim o dosyalarda gördüğüm şey, birkaç tane suç psikiyatrisiyle de görüşme imkanım oldu son birkaç günde. Anladığım şey şu, şimdi arkadaşlarımız Nevzat Bahtiyar'ın birinci ve ikinci ifadelerini veriyorlar. İlk ifadelerle en son mahkemede verilen ifadeler arasında muazzam farklar var. Suç dosyalarında bu çok artık bilinen bir şey. Ve bunun uzmanı olan kriminologlar var. Yani artık uzmanlığı bu olan psikiyatristler var. Karakolda alıyorlar, doğru söyler, mahkemede bravo, şaşar işte. Bravo, bizim dilimizde yani de var bu. Yani yarın belki de her şey iyice Arap saçına evet, dönecek. Çünkü evet, bugüne kadar verdikleri ifadelerin tamamını inkar edebilirler. Bir de elimizde bir Leyla vakası var. Ağrı'da yaşadık, bir çocuğumuzu hı, kaybettik. O hatırlayın, onda ikinci yargılamada 24 kişi ifade değiştirdi evet, ve faili meşhur kaldı. Şu yani inşallah Sinan'ın dediği gibi olur. Yarın her evet, şey yarın göreceğiz onu. Şu ama tersi de olabilir. Olabilir. Biz bildiklerimizi bir evet, bir yandan tartışmamızda geçelim, fayda var onun. Tabii için. Gaffar yani. Bey'in yarın belki farklı şeyleri de konuşabiliriz. Tabii. Gaffar Bey'in dikkatini çektiği noktada tam soracağım soruyu aslında biraz cevaben oldu. Benim dikkatimi çeken nokta şu. Kolluk kuvvetleri, jandarma, savcılık ve mahkeme ifadesinde belli çelişkiler var. Mahkeme başkanı da diyor ki benim burayı aydınlatmam lazım. Bunu demiştin ama böyle mi? Daha sonra diyor ki ifadesinde o tarafı söylemeyi unutmuştum deyip üzerine ekleme yapıyor. Yani keşif yaptırılmadan önce çizmiş olduğu ifade bir hayal ürünü olamaz. Çünkü noktasına kadar Nadine'nin evet, cansız bedenini nereye koyduğunu keşifte gösterdi. O tuttu. Savcılık evet, ve mahkemede artık vereceği her ifade yeni şüpheliler, yeni bilgiler ortaya çıkaracaktı. Keza öyle oldu. Artık katil zanlısının ismini verdi. Evet. Ancak benim dikkatimi çeken nokta şu. Şimdi ilk ifadesinde muhtar araçla arkamdan geldi, selektör yaptı, durdum diyor. Hı hı. Yani belli bir patika yolda. Ama ikinci ifadesinde, hakimlikteki ifadesinde, savcıya verdiği ifadede muhtarın olduğu noktadan cansız bedeni aldım, evime geldim diyor. Yani suçu işlediğini burada da kabul ediyor ama yani yolda almasıyla muhtarın evinden alması arasındaki fark, bu ifadeyi değiştirmesindeki sebep ne olabilir? Çok büyük fark var. Bir i̇şte hocam bunu nasıl anlayabilirim? İkinci ifadeler doğru hep. Yani olay şu aslında. Muhtar kızımızı katlediyor. Ardından da bu kişiye haber veriyor. Gel al diye alıyor. Neden? Çünkü Nevzat Bahtiyar yani itirafçı taş ustası. Git diyor bunu bir yere defnet. Ve hadise böyle gelişiyor. Çünkü muhtarın inşaatlarından birinde yıllardır taş ustası olarak çalışıyor. Ve o üç tane taşı koyduğu yer resmedilirse bu kişinin bu şekilde koyup bu da çok kimsenin önemli, bulmasına mümkün olmayacak derecede profesyonelce öyle kızı sakladı. Neden? Duvar yer işaret ediliyor, defalarca gidiliyor ve bulunamıyor. Nevzat ne zaman ki ben göstereyim bari diyor, o zaman ortaya çıkıyor. Yani Nevzat'ın çağrılması tesadüf değil. Hayır, Nevzat'ın göstermesinden sonra mı yer bulunuyor? Tabii, demin tabii, onu sordum. Tabii. Hayır dediniz. Hayır. Hangisi? Dedim ki
ihbarcı söylüyor, ihbar hani ediyor. İlk ihbar. Şimdi bütün itiraf, her şey bir ihbarla sonra çözülüyor. İtirafçılar önce geldi. İhbar, sonra itiraf. Öncesinde bir ihbar var. Öncesi sonra demek ki orayı netleştirmek lazım. Bir de şu nokta önemli değil mi? Selektör yakıyor, yolda görüyor. Hemen bu plan yapılıyor. Bu kadar zeki. Olamaz. Yani gafar olamaz değil mi? Ya. Plan yapacaksın. Hayatın normal akışına aykırı. Ya şurası diyebilirsin Ramazan Hanım. Şuraya gideyim ise... dersin. O yüzden bu aralarındaki bir işbirliğinin de işareti olarak değerlendirilebilir minicik belki. Minicik bir illiyet bağı meselesi olacak. Çok muhtemel yarın sulh ceza hakim bunu çözecek. Hadise de şu. Neden? Neden de çok açık. 15-15 ile evine vardığı mesafe arasında bir samanlık var. Hayvanların beslendiği yer. Hı hı. Çok muhtemel amcası ve annesi arasında bir şeye şahitlik ediyor küçük kızımız. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz hocam? Ben bunu duyuyorum. Yani gazeteciler de söylüyor. Galiba Didem Yavuz Aslan da söyledi. Kaynağım söyledi. Bu Didem'in kaynağına dayanarak mı söylüyorsunuz? Hayır. Medyada var diye mi? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Hukukçu kimliğim ve bölgedeki deneyimler. Kıymetli dostlarım diye söyleyeyim. Hani haber kaynakları diye söyleniyor ya. Haber kaynaklı değilim. Arkadaşlarımızdan duyduğumuz bilgi üzerinde böyle bir hadisenin cereyan ettiği, annenin bununla ilgili bir ifadede bulunmak üzere olduğu. Ha bunu nasıl nakledecek bilmiyoruz. Ama gerçekten evle kızın kaybolduğu arasında bir samanlık var. Hayvanların beslendiği bir yer var. O yüzden samanlıkta bir şeye şahit olma ihtimali diyorsunuz. Ben... Game of Thrones dizisi öyle başlıyordu, evet, ona benzer. Çok çok muhtemel maalesef. Sinan oraya gitti bu arada. Sinan orayı biliyor. O, sorabilirsiniz onu. Tamam, ona da geleceğiz. Orada samanlık yok. Ha buyur. Evet. Sen devam et. Hayvanların beslendiği bir yerin var olduğunu ne söylediler? Okulun yanında bir boşluk bir yer var. Okulun yanında hemen karşı tarafta yerde saman var sadece. Üstü kapanıyor. Evet, evet. Şimdi Darwin'in gösterirsek yani. Samanlık görüldüğün noktanın hemen yanında. Diğer haritayı, köy haritayı verirse Samet bir yandan oradan ben da. Ben çok Levent Hoca'nın tezine katılamayacağım. Benim kaynaklarım tersi şeyler. Ne diyorlar senin kaynakların hocam? Şimdi hani falan kişi zanlıdır demek istemiyorum. Fakat bu tezi benim iki kaynağım. Birisi Ergani'den oraya gitti. Diğeri Diyarbakır Şehir Merkezi'nde ama aileyi uzaktan tanıyan birisi. Kaynaklarım bana dediler ki bu amcayla anne arasındaki ilişki iddiası doğru değil dediler. Böyle bir şey yok dediler. Fakat annen, ben bunu o aldığım şeyi merhumun abisine dair köy halkındaki bir intiba var. Hı hı. Abisinin kişiliğine dair bir intiba var. Nasıl bir kişi olduğu işte sigara diyor annesi de işte uyuşturucu vesaire gibi şeylerden bahsediliyor. Zararlı bağımlılık yapan maddeler. Onlarla birleştiriyorum. Annenin ilk ifadeleriyle birleştiriyorum. Oklar daha ziyade başka bir aile üyesini gösteriyor. Yani burada ailenin sanki, başka bir üyesi. Sanki amca temizliği yapmakla görevlendirilmiş. Evet, yani cinayet başka biri tarafından işlenmiş. Amca da bu işlere güçlü, kuvvetli, kudretli bir adam olduğu için ona gidilmiş. İkinci taşıyıcı. Ve amca da kendisinin sözü geçen kişi kim? Yanında taş ustalığı yapan, ekmeğini verdiği, hatta oralı değil Elazığlı bu adam. Hı hı. Yani o köylü de değil aynı zamanda bu itirafçı. Ona bu işi tevdi etmiş. Yani, yani abiyle narin arasındaki bir husumet sonucu bu olay gerçekleşiyor iddialara göre. Ve amca da bu olayın üstünü kapatıyor. Benim anladığım kadarıyla spontan olarak cereyan ediyor bu hadise. Zaten en başından beri iki şüpheli yani, var. Abi evet. Ve amca. Evet, abi ve yani amca Nari'nin katledilmesi önceden tasarlanmış, planlanmış bir şey değil. Spontan olarak cereyan eden bir şey. Ve işte cinayeti işlediği düşünülen ya da öyle kanaat oluşan kişiyi koruması için amcadan yardım ama ikinizin istemiyor. Yorumu da şuna çıkıyor. Narin bir şeye şahit oldu. Ben o senaryoya çok katılmıyorum. Yani öyle ya. Görüyorum buradan. Ya şimdi Allah aşkına yani bir... Ben Narin bir şeye şahit olduğu için öldürüldü demiyorum. Dikkatinizi çekerim. Bir şeye şahit olduğu bir şey, doğru. Bir şey sormak, bir şey söylemek istiyorum. Katil zanlısının psikolojisi buna uygun. Öyle söylüyor. Onu söylüyor. Buyur Sinan. Çünkü bir çocuk sadece şahitlik yüzünden şimdi öldürülmüş. Şimdi saat 15'i 15 geçe okulun güvenlik kamerasından Narin görülüyor. Evet. Sonra patika yoldan yukarı çıkarken bir daha da kadraja girmiyor, kadrajdan çıkıyor. Şimdi orada iki yol var. Bir yol yukarı tepeden çıkıyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz şeye doğru, Narin evine doğru. Eve doğru. Burada gösterelim arkadaşlar. Bir de bir yol var, sola şimdi, giriyor. O diğer haritaya sola giriyor. Olur. Bu biraz o yolda itirafçının evinin arkasına giden bir yol. Burayı. Evet. Bu önemli. Sinan'ın aktardığı detay önemli. Zafer. Şimdi itirafçının aracı 15'i 40 ile 16:30 arası dere yatağının kenarında görüldü. Park halinde tespiti yapılıyor. Evet.
Şimdi bak. Şimdi olmuşsa demek ki o 25 dakikalık arada olmuş. Olmuş. Evet Zafer Şahin. Dolayısıyla şu da olabilir. Aynen 30, kilo, aynen, 30 kilometrelik 30 kilometrelik bir alanda, 25 dakika içerisinde olmuş. Evet Sinancı, bir saniye Zafer Şahin konuşuyor. Gaffar kızma. Estağfurullah. Estağfurullah. 4 kere kestim ben de tam ben söze girecek. Özüm yani. Sonra da geleceğim. Başka yer neyse. Tamam buyur Zafer'cim rica ederim. Şimdi şu var bak. Bir köy yerinde tamam bu çocuk bir şeye şahit olmuş olabilir. Ama ben hani o çocuğun bu sebeple öldürülmüş olma ihtimalini açıkçası çok yüksek görmüyorum. Ya bu işin içinde başka bir şey var. Ve annenin ilk açıklamalarından birinde kadın diyor ki herkes diyor kendi vicdanına karşı sorumludur anlamında bir şey söylüyor. Bana diyor kızımı getirin. Şimdi kız Narin annenin elinden alınmış bir yere götürülüyor. Kadın çocuğunun öldürüldüğünü bilmiyor. Belki de kadın çocuğunun ya kendisinin cezalandırılması ya da başka bir sebeple bir yere adeta bir rehine gibi götürüldüğünü biliyor ama öldürülme ihtimalini aklına getirmiyor ilk başta. Öyle değil mi Sinan? İlk açıklamalarda anne sanki bana kızımı geri getirin diyor değil mi? Yani öldürülme durumu söz aynen konusu doğru. Değil. Aynen doğru. Annenin bir röportajı var. Ne olur kızımı getirin şikayetçi olmayacağız. İşte yani böyle o generalin açıklaması da belki bunun üzerineydi. General vardı ya dedi. Bak, Narin'le ilgili iyi haber vereceğim size dedi. Çok yakınız. O general de belki senin düşündüğün Melih, gibi annenin yani şimdi bak jandarma komutanı yani. Tüm general Selçuk Yıldırım. Melih, işte bak, adı neyse böyle bir açıklama var. Yaptı milleti şey yaptı ya umutlandırdı hepimiz gelecek herhalde dedik sonra olmadı çıktı. Acaba diyorum bu açıklamaları mı üzerine mi? Bir süre önce de Narin'in kendisinden sanıyorum birkaç yaş büyük ablası engelli onun da merdivenden düşerek öldüğüne dair biliyorsunuz. O doğru mu? O bilgi doğru zaten savcılığın bununla ilgili olarak hastaneden belge istediği belirtiliyor. Şimdi hukukçu bazı arkadaşlarımız da biz dün yayında bunu tartışırken mesajlarıyla destek oldular. Bu konuyla ilgili evrak istediyse zaten ya Narin dosyasına dahil edildi soruşturma ya da ayrı bir soruşturma açıldı bilgisini paylaştılar. Soruşturma açıldı mı açılmadı bilmiyorum ama ya birleştirilecek bu dosyaya ya da ayrı bir soruşturma açılacak. Ramazan tam orada o daha önce hayatını kaybeden o kızcağızın defin belgesini mesela kim imzalamış? Eğer köyde... Bunlar hep yani muğlak konular. Yine bu muhtarın, bu amcanın imzalarına dair iddialar var. Doğru. Muhtar amca, so yapıyordur. Doğru. Amca çünkü... Eskiden öyleydi. Yani, haklısın evet. Zafer. Bir eskiden otopsi, muhtarlar verebiliyordu. Bir otopsi bak, yok ama. Otopsi yok. Amca o zaman da muhtar. Bak daha enteresan bir şey var. Muhtar bu köyün abi. Amcadan önceki muhtarı 42 yıl boyunca muhtarlık yapmış. 79'dan 2018'e kadar. Sonra o eski muhtarın intihar ettiğine dair haberler çıkmış. Ama eski muhtar intihar etmemiş. Yani vallahi. Bu köyde bir bence bak bu köyde rant ekseninde o çok ilginç yani çok büyük bir iç mücadele var ve bu çocukcağız da evet başka şeyler de söz konusu olabilir bir yasak ilişkide vardır ama yani bu çocukcağızın bence hunharca öldürülmesinin altından sanıyorum bir rant kavgası çıkacak gibi.